Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fakir. Arkadaşlar bugün de efsane bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce şu anda kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun, videoya like atın. 1 milyon aboneye de çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum, sizleri seviyorum, bunu unutmayın. Arkadaşlar bugün de bu şirinlere bir ev yapacağız. Evet arkadaşlar, şirinlere bir ev yapacağız. Şu anda bizim bu bulunduğumuz ev çok büyük çünkü. Şirinlere daha ufak bir ev lazım. Mesela abi, şirinler tuvalete gitmek istiyor ama bizim tuvaletlerin içine düşüyorlar. Tuvaletlerimiz kocaman, televizyon kocaman, evin içi kocaman. Şirinler böyle bir yerde yaşayamıyor. Onların yaşadığı yer daha ufak bir yer. Değil mi şirinler? Aynen öyle. Biz daha ufak yerlerde yaşıyorduk. Acaba rica etsek bize de özel bir ev yaptırabilir misiniz? Tamam tamam, merak etmeyin. Size özel bir ev yaptıracağız. Şimdi gidelim de evi nereye yaptıracağımız hakkında düşünelim birazcık. Çocuklar siz de gelin isterseniz benimle. Tamam babacığım, geliyoruz biz de, haydi gidelim. Gelin çocuklar, gelin. Şirinler, haydi gidelim. Sizin evinizi acaba nereye yaptırsak? Şehirde bayağı boş yer var. Hemen şöyle alt geçitten geçelim de evinizi nereye yaptıracağımız hakkında düşünelim birazcık. Evet şirinler, işte bu. Evinizi buraya yaptırabiliriz. Ne dersiniz şirinler? Buraya size ufak bir ev yaptıralım. Bundan sonra o evin içinde yaşayın. Tamam mı? Kabul ediyor musunuz? Ben hemen işçimi ararım. İşçim gelir, hemen evi yapmaya başlar. Tamamdır fakir. Bize yaptıracağınız evi bu alana yapmaya başlayabiliriz. Biz de işçiye yardım ederiz, istersen ev hızlıca biter. Yok yok, Hasan Usta zaten hızlı çalışıyor. Sizin yardım etmenize gerek yok. Haydi bakalım, ben de Hasan Usta'yı arayayım. Telefonu çalıyor, açar şimdi. Alo fakir. Buyurun fakir bey, bir şey mi oldu? Evet Hasan Usta, şehre gelebilir misin? Şirinlere özel ev yaptıracağız da şehre acilen gelmeni istiyorum. Tamam fakir bey, hemen geliyorum, merak etmeyin. Ben gereken malzemeleri toplayıp hemen yola çıkacağım. 10 dakika içinde orada olurum. Tamamdır Hasan Usta, bekliyoruz. Evet Hasan Usta geliyor. Şirinler, eviniz çok güzel olacak, merak etmeyin. Hasan Usta'ya güvenebilirsiniz. Hasan Usta şimdi bu alana güzel bir ev yapar. Şimdi şirinler aslında doğru söylüyor. Şirinler bizim tuvaletlerimize tuvaletini yapamıyorlar. Çünkü bizim tuvaletlerimiz kocaman. Sonra bizim yataklarımızda da yatamıyorlar. Çünkü bizim yataklarımız kocaman. Yatağın içinde kayboluyorlar. Değil mi şirinler? Aynen öyle fakir. Sizin yataklarınız gerçekten büyük. O yüzden bize kendimize özel bir ev yaptırmamız çok iyi olur. Tamam şirinler, tamam. Hasan Usta az sonra gelir. Hadi Hasan Usta, gel artık. Oh be, şehre geldim. Uzun zamandır fakir bey yeni bir yer yaptırmıyordu. Artık şehre yeni bir yer yapacağım ve para kazanacağım. Çok mutluyum. İşte oradalar. Tamam, gördüm onları. Şirinlere bir yer yapacakmışım sanırım. Ama aklımda çok güzel bir şey var. Fakir bey, ben geldim. Hasan Usta hoş geldin. Hasan Usta, yapacağın şeyi biliyor musun? Evet fakir bey, telefonla duyduğum kadarıyla şirinlere ev yapacakmışım. Aynen öyle Hasan Usta. Evi yapabilir misin? Aklında bir şey var mı? Var var, merak etmeyin. Çok güzel bir ev yapacağım şirinlere. Böyle küçük olacak ve içindeki eşyalar falan da küçük olacak. Tam şirinlere özel bir ev yapacağım. Tamamdır Hasan Usta. Haydi başla sen. Ne zamana bitirebilirsin? Fakir bey, büyük ihtimal yarına kadar biter ya. Siz evlerinize gidin, ben yarın size haber vermeye gelirim. Tamam Hasan Usta, haydi görüşürüz. Sana kolay gelsin. Sağ olun fakir bey. Evet, ben de başlayayım hemen. Evet şirinler, Hasan Usta başlıyor. Gelin artık biz de eve gidelim. Zengin çocuklar, haydi siz de gelin. Hasan Usta yarına kadar bitirecek eve. Şirinlerin de kendine özel bir evi olacak. Sonuçta artık şirinler bizimle kalıyor. Buna ihtiyacımız vardı yani. Evet işte bu kadar. Şirinlerin evini tamamladım. Çok güzel oldu. Şuna baksana, ufacık bir tane de kapı yaptım. Şirinler buradan sığar. Ama benim buradan geçmem için eğilmem gerekiyor. Evet. Kapı çok küçük oldu. İçerideki yatakları falan da çok küçük yaptım. Evi birazcık süsledim. Etrafa böyle saat falan koydum. Bir tane gemi koydum oraya. Şirinler kesin çok beğenecek. Böyle girişe de güzel güzel şeyler koydum. Kesin çok beğenecek şirinler, kesin. Ev çok tatlı oldu ya. Şu ana kadar yaptığım en küçük ev oldu. Şuna baksanıza arkadaşlar. Neyse gideyim fakir beye haber vereyim. Fakir beye de beğenecek şirinler de, eminim. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım yani. Bakalım şirinler beğenecek mi? Arkadaşlar sizce ev nasıl olmuş, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet fakir beylerin kapı açık. Fakir bey!
Fakir bey, ben geldim işçi. İşte Hasan Usta geldi. Şirinler, haydi bakalım. Hasan Usta evinizi yaptı herhalde. Hasan Usta bizi çağırıyor, haydi gidelim. Arda oğlum sen de gel. Geliyorum babacığım, haydi gidelim. Gel oğlum gel. Şirinler, takip edin beni. Hasan Usta eminim ki evi çok güzel yaptı. Hasan Usta, geldim geldim. Hasan Usta, ne oldu, evi tamamladın mı? Evet fakir bey, evi tamamladım. İsterseniz hemen gidelim eve. Şirinler de yeni evlerinde kalmaya başlasınlar. Tamamdır Hasan Usta. Şirinler, bakın ben size söylemiştim. Hasan Usta hızlı çalışıyor demiştim. Haydi gidelim Hasan Usta. Gösterelim Şirinlere yeni evini. Gelin Şirinler. Hasan Usta sen de gel. Geliyorum fakir bey, geliyorum. Evet. Bakalım nasıl yapmış ya, ben de çok merak ettim. Şirinler bundan sonra o evde yaşayacak. Bu evde kimse Şirinlere zarar veremez. Vay canına, şu eve baksana. Çok tatlı olmuş ya. Gerçekten çok küçük olmuş. Ev ufacık bir şey. Şirinler, nasıl, beğendiniz mi? Bence çok güzel olmuş. Fakir bey, evi yapması birazcık zor oldu. Çünkü evi yaparken içine sığmadığım için böyle zar zor yaptım evi. Tamam Hasan Usta, sorun yok ya. Ama çok güzel olmuş yine de. Evet fakir bey, böyle küçük küçük oyuncaklar da yaptım Şirinlerin oynaması için. Nasıl, Şirinler beğendiniz mi? Evet Hasan Usta, çok teşekkür ederiz, çok güzel olmuş. Bizim eskiden oturduğumuz köydeki evimize benzemiş. Gerçekten çok sağ ol. Ne demek Şirin, mutlu olduğunuz için sevindim. Artık bu evde kalabilirsiniz. Bakın sizin için ufak bir kapı da yaptım. Buradan geçeceksiniz artık. Kapı da çok güzel oldu. Haydi bakalım girin içeri. İçerisini beğenecek misiniz? Şirin baba, haydi yeni evimize girelim artık. İçerisini çok merak ettim. Fakir, bu arada senin evinden bu taş kılıcı aldım. Sorun olmaz değil mi? Sonuçta artık senin evinde kalmayacağız ve kendimizi korumamız lazım. Yani dışarıdan birisi gelirse kendimi bu taş kılıçla koruyabilirim. Sorun yok Şirin baba. İstersen elmas kılıç vereyim sana. Yok yok, bu işimi görür. Şirinler, haydi yeni evimize girelim artık. Evimiz çok güzel olmuş gibi. Evet, tam istediğim gibi olmuş. Çok güzel olmuş yeni ev. Buraya da ufak ufak yataklar koymuşlar. Bu yataklar tam bize göre değil mi Şirinler? Evet Şirin baba, yataklar çok harika. Önceden fakirin evindeyken yataklar kocaman geliyordu. Yatağın içinde boğulacak gibi oluyordum. Evet evet. Buradaki yataklar gerçekten güzel, tam bizlik. Şuna baksanıza, burada ufak bir gemi, ufak bir saat ve bir tane de oyuncak var. Tamam ya, yeni evimizi çok beğendim. İşçi gerçekten güzel yapmış. Hasan Usta, sana da çok teşekkür ederim. Şirinleri mutlu ettin. Şunlara baksana, nasıl da beğendiler evi. İçerideler şu anda. Şirinlerin yeni evi çok güzel oldu. Şirinler, nasıl, beğendiniz mi? İçeri giremiyorum çünkü kapı çok küçük. Evet fakir, beğendik beğendik. Merak etme bizi. Biz bundan sonra buradayız. Ara sıra geliriz yanına. Tamam Şirin baba, her zaman beklerim. Kapıyı kapatıyorum da kedi falan girmesin içeri. Evet Hasan Usta, ben de sana maaşını vereyim. İstersen burada bekle, hemen getiriyorum maaşını. Tamam fakir bey, burada bekliyorum. Tamam Hasan Usta. Arda oğlum haydi gel, biz de artık eve gidelim. Geliyorum babacığım. Haydi gidelim. Gel oğlum gel. Hasan Usta'ya hemen eve gidip maaşını da getireyim. Hasan Usta'ya maaşını vereyim. Çok güzel yapmış ya. Şirinler çok mutlu oldu. Arkadaşlar, ben Şirinleri çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Gerçekten çok tatlı değiller mi? Bence öyleler. Neyse, şuradan Hasan Usta'ya vereceğim maaşı alayım. İşte bu. Hasan Usta'ya bugün 64 tane rubi vereceğim. Arda oğlum ben gidiyorum, Hasan Usta'ya maaşını verip geleceğim. Tamam babacığım, ben buradayım. Tamam oğlum, hemen geliyorum. Evet, Hasan Usta da çok mutlu olacak. Oh be, eski güzel günlerimize geri döndük yine. Hasan Usta. Buradayım fakir bey. Tamamdır, Hasan Usta buyur. Bu da senin maaşın. Bu maaşı hak ettin. Fakir bey, burada 64 tane rubi madeni var. Aynen öyle. Ama sorun değil, bende daha bir sürü rubi madeni var. Onu alabilirsin. Sağ olun fakir bey, çok teşekkür ederim. Evi bu kadar beğendiğinize sevindim. Hasan Usta, ben senin yaptığın her yeri beğeniyorum ya. Bu şehirde çoğu yeri sen yaptın. Mesela şu apartmanları, şu evi, Burger King'i. Bunları hep sen yaptın Hasan Usta. Ve seninle daha bir sürü yer yaptıracağız. Takipçilerimiz hatta AVM yapılmasını istiyor. AVM'nin içine de bir tane sinema yaptırırız. Olur biter. Ama daha değil. Şimdi sen yoruldun. Şimdi evine git. Bir dahaki gün
Gelirsin, onları da yaptırırız artık. Dinlendikten sonra gelirsin, tamam mı? Tamam Fikir Bey, çok sağ olun, ben gidiyorum o zaman. Tamam Hasan Usta, görüşürüz. Ben de artık eve gideyim. Evet, Hasan Usta'ya da maaşını verdiğime göre ben de artık eve gideyim. Zengin de bu Şirinlerin yeni evini görünce eminim ki çok beğenecek. Arkadaşlar, nasıl, siz de beğendiniz mi Şirinlerin evini? Ben çok beğendim gerçekten. Hasan Usta'yı beğeniyorsanız siz de, Hasan Usta'nın daha çok yer yapmasını da istiyorsanız şu anda kanala abone olup videoya da like atabilirsiniz. Eğer ki bu videoya 20 bin like gelirse Şehre AVM yaptıracağım arkadaşlar. Şehre AVM yapılmasını istiyorsanız kanala abone olup videoya da like atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.